Hayata dair motivasyon podcastlerime hoş geldiniz. Ben Uğur Çağlar. Bu podcast'in konusu bugünün işini yarına bırakmayın. İşte size verimli ve doyurucu bir güne başlamak için birkaç öneri. İlk olarak en isteksiz olduğunuz işleri ilk sıraya koyun. Büyük ihtimalle kafanızda bugün yapacaklarınıza dair bir liste muhakkak vardır. Bu işlerden bazılarını yapmak için sabırsızlanıyor olabilirsiniz. Bazılarını da sahiden hiç yapmak istemiyorsunuz. Yapmaya hiç hevesli olmadığınız o işleri listenin başına koymayı deneyin. Biraz farklı gelebilir ama isteksiz olduğunuz işleri son dakikaya dek erteleme eğilimi hepimizde vardır. Oysa ki bunları ilk sıraya koymak size pek çok avantaj sağlar. Muhtemelen enerjiniz hala tazeyken ve henüz başka şeylerle ilgili bir dolu açmaza saplanıp kalmamışken bu işleri çok daha çabuk halledebileceğinizi kendinizde göreceksiniz. Bir an önce bitirerek kendinizi bütün gün onlara kafa yorma zahmetinden de bir an evvel kurtarmış olacaksınız. Yapılacak iş ne kadar sevimsiz olursa olsun, bu sayede hedefe kitlenip yapılması gerekeni yapmak gibi ciddi bir iç disiplin alışkanlığını geliştireceksiniz. Sonunda sıra gerçekten yapmak istediğiniz işe geldiğinde sevimsiz, mecburi işlerin hepsinin geride kaldığını bilmenin rahatlığıyla bütün dikkatinizi yapmak istediğiniz işe vermiş olacaksınız. İkinci olarak korkularınızla yüzleşin. Bugün yapmaktan korktuğunuz bir şey yapın. Aramaktan korktuğunuz biri mi var? Öğrenmeye başlamaktan, denemekten korktuğunuz yeni bir beceri mi? Hesabınızda ne kadar az para olduğunu görmekten korktuğunuz için cüzdanınıza göz atmaktan mı korkuyorsunuz? Korktuğunuz her neyse onu aşmanın tek yolu onunla kafa kafaya çarpışmaktır. Yani yüzleşmek. Korktuğunuz şeyi yapın ki üzerinizde bir hükmü kalmasın. Eğer yüzleşmezseniz sürekli korkmaya devam edersiniz. Üçüncü maddemiz, hoşlanmadığınız birine fazladan iyi davranın. Biraz ilginç gelebilir ama iyi davranmak sizin için avantajdır. Onu sevdiğinizi farz edin ve buna uygun şekilde davranın birinden hoşlanmama hissinin aslında büyük ölçüde onun davranışlarından çok sizin ona karşı tavrınızdan kaynaklandığını görüp şaşıracaksınız. Bu insan belki bir zaman önce sizin canınıza sıkacak bir şey yapmış olabilir sahiden. Siz de o zamandan bu zamana içinizde ona karşı bir hırs besleyip durdunuz. Şimdi onun yaptığı her şeye de bu hırsla bakıyorsunuz. Bu da sizin açınızdan emek ve enerji kaybından başka bir şey değil. Bir de bu insandan hoşlanmayı deneyin bunun sizin genel hal ve tavrınızla nasıl köklü bir değişim yaratacağını da fark ederek göreceksiniz. Sadece bu bile o insanı süreç içerisinde sahiden sevmenize neden olabilir? Gelelim dördüncü maddeye. Dördüncü maddemiz bir şeyi yaparken her zamankinden farklı bir yol izleyin. İşe farklı bir yoldan gidin mesela. Daha önce hiç yemediğiniz bir restoranda yemek yiyin. Uzun zamandır konuşmadığınız birini arayın. Rahatlık sınırlarının dışına çıkın. Kendinizi farklı düşünmeye zorlayın. Yani rahatlık sınırlarınızı aşın derken konfor bizi çürütür. Konforlu alanınızdan da çıkın, tek düze hayatınızdan çıkın, tek düzeleşmek ve hayatı otomatik pilota alarak yaşamak kolaydır. Oysa ancak kendimize meydan okuduğumuz zaman gelişebiliriz ve en iyi meydan okuma yolu da kendimizi yeni bir durumun içine atmaktır. İnsan yeni şeyler öğrendiği zaman beynindeki sinaps denilen bağlantılar daha da artarak sinaptik bağlantıları arttırmış olur. Yeni görüntü, yeni farklılık, yeni bir ses, yeni bir insan sizin hayatınızda daha farklı yaşam serüveni yaşamanıza neden olacaktır. Bu basit adımları bugün hayata geçirmeyi deneyin ve günün sonunda nasıl hissettiğinizi kendiniz de şaşırarak göreceksiniz. Unutma ki bunları yaptığınız her an asla geri dönmeyecek bir fırsat elinize geçmiş oluyor. Şimdi yapmakta olduğunuz şey sonsuza dek fark yaratabilir sizin hayatınızda. Bu an sizin yapılması gerekeni yapabilmeniz için verilmiş bir fırsattır. Bu an sizin daha iyi bir insan olabilmeniz için bir fırsattır. Bu an sizin bir fark yaratabilmeniz için bir fırsattır. İşte tam da bu anda kendi hayatınızı yaratmış oluyorsunuz. Mutluluk da, başarı da, doyum da şu anda attığınız adımların bir sonucu sadece. Etrafınıza bakın ve dünyanın güzelliğini fark edin. Etrafınıza bakın. Sizin ve başkalarının daha önce başardığınız şeyleri fark edin. Olasılıkları bir düşünün. Ne kadar yol almış olduğunuza bir bakın. Odaklanma ve kararlılıkla kim bilir daha ne kadar yol kat edeceğinizi bir düşünün. Her anı en iyi şekilde değerlendirdiğinizde o anlar da sizden en iyi şekilde yararlanacaktır. Ve günün sonunda göreceksiniz ki hala pozitif, hala mutlu ve hala iyi bir kişi olacaksınız. Buraya kadar sabırla ve severek dinlediyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Motivasyonunuz yüksek olsun.